Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tantok, Kripto Para ile karşınızdayız ve Nagihan Gürses bizlerle olacak. iCry Apex İç Kontrol Uyum ve Kalite Yöneticisi. Yine gününe çıkan başlıklarını ve sizin sorularınızı değerlendireceğiz efendim. Nagihan Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, beni duyabiliyor musunuz Nagihan Hanım? Sanıyorum Nagihan Hanım'la bağlantımızda bir sıkıntı gerçekleşti. Biz isterseniz şimdi ekrana fiyatları vermiş olalım efendim. Son fiyatlara bir bakalım, ardından da bağlantımızı tekrardan gerçekleştirmiş olalım. Evet, Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 12.181 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. %2.45'lik yükseliş var. Özellikle son günlerde konuştuğumuz hem ons altında hem de Bitcoin'in fiyatındaki yükselişin paralel gittiğinden bahsetmiştik. Diğer taraftan Bitcoin Türk Lirası'na baktığımızda orada %2'lik yükseliş olduğunu görüyoruz. 95.373 seviyesinde. Diğer taraftan diğer altcoin'lere baktığımızda ise Litecoin'de %3.71'lik yükseliş olduğunu, Ethereum'da ise %2.76'lık yükseliş olduğunu görüyoruz. Ripple tarafına baktığımızda %1.27'lik yükseliş var. Bugün kripto paralardaki tablonun yeşil olduğundan bahsedebiliriz. Evet, şimdi bağlantımızı hazırlayabildiysek sevgili Nagihan Gürses bizlerle olacak. O zaman kısa bir araya gidelim efendim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Dünya büyük bir değişime girdi. Dijital para dünyanın yeni yatırım aracı oluyor. Dijital para küresel ticarette kullanıma mı giriyor? Tüm dünyada yatırımcıların tercihi olan dijital paralarda son durum nedir? Hangi dijital paralar öne çıkıyor? Dijital paraları gelecekte neler bekliyor? Dijital paraların analizlerinde neler göze çarpıyor? Tüm bu soruları Perihan Tantu soruyor, dijital para alanında uzman konuklar yanıtlıyor. Perihan Tantu'nun sunduğu dijital para gündemi bugün saat 15'te Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te. Efendim şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bağlantımız hazır. Nagihan Hanım bizlerle olacak. Nagihan Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dün sevgili Besse'ye de aynı şeyden bahsetmiştik. Özellikle son zamanlarda konuştuğumuz nokta şu, kripto paraların aslında coğrafi konumları. Çünkü kripto ticaretçilerin coğrafi konumlara göre farklılık gösterdiğini görüyoruz. Şimdi bir grafiğimiz de var. Bu grafik üzerinden sizinle detaylandırmış olalım. Kripto ticaretçilerin coğrafi dağılımı nasıl izleniyor? Evet, şimdi bu grafiğimiz üzerinde şöyle bilgi verebilirim. Perihan Hanım, 100 kripto para borsası üzerinde yapılan bir araştırmaya göre belirlenen 20 ülke var. Ve bu 20 ülke içerisindeki aslında aylık ziyaret sayılarının kontrol edildiği bir veri bu. Ve Türkiye bu 20 ülke içerisinde ilk 10'a girmiş durumda, 9. sırada. Aylık ziyaret sayısına baktığımız zaman ise 2.414.148 adet olduğunu görüyoruz. Ve geride bıraktığı ülkeler içerisinde Ukrayna, İtalya, Hindistan gibi göze çarpan ülkeler olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Türkiye içerisinde en az 2.400.000 civarında kripto para kullanıcısı söz konusu. Şimdi bu işlemi, bu yayını gerçekleştirirken aslında şuna da değinmek istedik. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde kripto paralar anlamında oldukça olumlu gelişmeler yaşandı. Bunlardan ilki ve belki de en önemlilerinden biri 2020 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre blok zincir tabanlı bir dijital para projesinin çıkarılacağı ve Merkez Bankası ve TÜBİTAK önderliğinde bunu yapılacağının haberini almıştık. Sonrasında hemen akabinde Merkez Bankası'nın yine dijital para alanında bir uzman istihdam edeceğinin haberini almıştık. Bu da son derece olumlu bir gelişmeydi.
Bunun yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayınlamış olduğu bir araştırma raporu vardı. Kripto para araştırma raporu vardı. Burada kripto paraların tarihçesi, gelişimi ve teknoloji anlamında bize bilgiler verdiği detaylı bir rapordu bu. Hal böyleyken bu olumlu gelişmeler hem piyasa hem yatırımcılarımız açısından olumlu gelişmeler yaşanırken tabii ki yatırımcılarımızın zihninde bir kez daha kripto paraların güvenliğine dair, bu güvenliğin nasıl sağlanacağına dair bir soru işareti tekrar gündeme geldi. İşte biz sizlerle birlikte bu yayını gerçekleştirerek ufak ipuçları, ufak yönlendirmeler yaparak elimizden geldiğince bilgi aktarmaya çalışacağız. Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında burada işlem yapanların, yapmayı düşünenlerin en çok sorduğu soru özellikle güvenlik kısmı. Şimdi kripto paraların güvenliği nasıl sağlanır? İsterseniz aklına soru işareti olanlar için önce burayı bir netleştirmiş olalım. Yani burada tabii ki blockchain sisteminin güvenli olduğunu hep konuşuyoruz, biliyoruz ama burada aracı kurumların da güvenliği aslında ön planda olmalı. Burada bir güvenlik sıkıntısı da var aynı zamanda yatırımcıların kafasında. Siz de sanıyorum o soru işaretlerini şu an yatırımcıların kafasından sileceksiniz. Teşekkür ederim. Şöyle bilgi verebilirim Perihan Hanım. Öncelikle kripto para güvenliğini sağlamak adına gerçekleştireceğimiz püf noktalarından ilki, ve dikkatli olunması gereken noktalardan belki de en önemlisi, platformlar üzerinde kripto para transferi yaparken göndereceğimiz adresin doğruluğunun sisteme girilmesi. Yani ne demek bu? Kripto para transferi gerçekleştireceğimiz kişiye eğer bu bir hizmet alımıysa %100 güveniyor olmamız gerekiyor. Çünkü karşılığında göndereceğimiz kripto paranın bize geri dönmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece bunu gönderdiğimiz kişinin bize geri iletmesi durumunda bize kripto paraya tekrar ulaşabiliyoruz. Evet, biz gönderilen kripto paraları blok zincir üzerinden görebiliyoruz. Hangi adresten hangi adrese yönlendirildiği, hangi tarih ve hangi saatte yapıldığı, ne kadarlık bir kripto transferi olduğunu görebiliyoruz. Ama burada göremediğimiz tek bir ayrıntı var. Hangi kişiden hangi kişiye transferin yapılmış olduğu. İşte bunu göremediğimiz için dolayısıyla bu transferi gerçekleştirirken muhakkak öncelikle emin olduğumuz işlemler üzerinden gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu ilki. İkincisi, karşı tarafı güveniyoruz bu cebimizde. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey gönderim yapacağımız adresin sisteme doğru girilmesi. Evet, bu çok uzun bir adres olabilir, karışıklığa söz konusu olabilir, mahal verebilir ama bunun doğru bir şekilde sisteme yazılması ve gönderilmesi çok önemli. Çünkü bunun hatalı olarak sisteme girilmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda yine transferin bize geri aktarılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu ilk verebileceğimiz önemli bilgi olabilir. Bir diğer ikincisi, bu kripto paraların güvenliğiyle ilgili işlemleri gerçekleştirirken internete bağlandığımız alanların seçilmesi bizim için çok önemli Peren Hanım. Yani kamuya açık internet bağlantılarından bu bağlantılara biraz temkinli yaklaşmamız gerekiyor. İşte kafe, restoran ya da etkinlik alanları gibi halka açık alanlarda verilen internet bağlantıları aslında birçok kişinin aynı anda o ağ üzerinde bağlanmasına ve dolayısıyla siber suçluların da radarına girmesine bir şekilde sebep oluyor. Yani siz burada tek bir bağlantı noktasını bu siber saldırganlar ele geçirerek aslında yüzlerce hesaba aynı anda ulaşmış oluyorlar. Dolayısıyla güvenliğinden %100 emin olmadığımız hiçbir internet bağlantısına dahil olmamamız, acil bir işlem gerçekleştiriyorsak, borsamıza giriş yapacaksak veya internet bankacılığı gibi bir uygulamayı kullanacaksak cep telefonumuzu bağlayarak bu işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini tavsiye edebilirim. Bir diğer değineceğim nokta, bize de çok sorulan ve yönlendirmesini hep yaptığımız bir şey, özel cüzdan kullanımı. Yani private key dediğimiz bir özel cüzdan kullanımı söz konusu, biliyorsunuz. Yalnız biz bunu kullanacak olan yatırımcılarımız için her zaman çağrı merkezimizi arayarak barındırdığı risklerin
kontrol edilmesiyle ilgili muhakkak bilgi sahibi olmaları konusunda uyarıyoruz onları. Neden? Çünkü özel cüzdan kullanımında public key ve private key dediğimiz iki tane anahtar söz konusu biliyorsunuz. Public key daha herkesin bilebileceği, genele açık olan, herkesin bilmesinde bir sakınca olmayan bir şifreyken private key dediğimiz tamamen kişiye özel, üçüncü şahısların asla bilmemesi gereken bir şifre modeli. Yani bir örnekle açıklayacak olursak eğer bu durumu, public key bir IBAN numarasına, IBAN'a benzetebiliriz. IBAN'ı herkese verebiliriz. Herkesin bilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama private key internet bankacılığındaki şifremize benzetebiliriz. Yani bu şifrenin üçüncü bir şahıs tarafından bilinmesi demek, sizin private key içerisindeki bütün aktarımınızın, bütün birikiminizin sizin herhangi bir onayınız alınmasına gerek bulunmadan başka bir yere transfer edilmesi demek. Dolayısıyla bunu bir parça üzerinde barındırdığı riskler sebebiyle muhakkak biz yatırımcılarımızı ve bunu kullanmak isteyen potansiyel yatırımcılarımızı muhakkak bilgilendiriyoruz, uyarıyoruz. Çünkü private key'e aktarılacak kripto paralar artık borsanın bünyesinde yer almadığı için yaşanabilecek olası sıkıntılarda da bizim devreye girme gibi bir durumumuz söz konusu olmuyor. Peki bununla bir şimdi tabii burada kişilerin alacağı önlemlerden bahsediyoruz ama faaliyette bulunan kripto para borsasının güvenlik önlemleri nasıl olmalı ve şimdi burada yatırım yapan, burada işlem yapan kişiler peki bundan nasıl emin olmalı? Bir de işin bu tarafı var. Elbette. Çok doğru söylediniz. Şöyle açıklayabilirim. Faaliyette bulunan kripto para borsaların almış olduğu önlemleri kendimizce yani yatırımcı gözünden baktığımızda şöyle değerlendirebiliriz. Öncelikle internet üzerinden giriş yapmak istediklerinde, borsanın ismini yazdıklarında her seferinde bizim tavsiyemiz arama çubuğuna borsanın ismini yazıp girmek yerine işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirdikleri zaman bunu sık kullananlar sayfalarına ekleyerek işlemi buradan sürdürmelerini tavsiye ediyoruz. Yani sık kullananlar sayfamıza aykartex.com'u örneğin eklediğimizde ve bundan sonraki giriş işlemlerini gerçekleştirdiğinizde bu sizi güvenli alanda işlem yapmaya yönlendirecektir. Neden? Çünkü az önce bahsetmiştik siber suçlulardan bahsetmiştik. Bazen hepimiz tabii ki iş yerimizdeki ya da o anki işlemleri gerçekleştirirken yoğun olabiliyoruz. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hemen isim yazıp ilerleyebiliyoruz. Ama orada bu siber saldırganların gerçekleştirdiği çok özel ve fark edilmesi, çok dikkatli bakıldığı zaman görebileceğimiz bir takım karakterler ve isimlerin yazılması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla gözden kaçabiliyor. O nedenle her zaman için güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında daha önceki yayınımızda da bahsetmiştik. Ben tekrar üzerinden geçmek isterim. İşlem yapmak istediğiniz kripto para platformunun arama kutusundaki o ismini yazdığınız zaman yani iCryptex.com yazdığınız zaman sol tarafta yer alan bir anahtar simgesi söz konusudur. Bu anahtar simgesi SSL sertifikası olduğunu anlamına gelir. Tabii ki bu sadece kripto para platformlarında değil, alışveriş yapacağımız ya da internette işlem yapacağımız bütün güvenli olan iş yerlerinin kullandığı bir uygulama. Ne demek peki SSL sertifikası? Sizin o site içerisinde işleminizi gerçekleştirirken güvenli bir şekilde bilgilerinizi kaydedip ilgili işlem yaptığınız platformun sunucularına belirli şifreleme metotlarıyla gönderilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla SSL sertifikasının kontrolü burada devreye giriyor ve bunun kontrol edilerek işlemlerin yapılması da oldukça önemli. Bir diğer aktarabileceğim anekdotsa iki faktörlü doğrulamayla sisteme giriş yapılabilmesi. Bunu yatırımcılarımız kontrol edebilirler. Biz iCryptex olarak iki faktörlü doğrulama kodunu yatırımcılarımıza kullandırmını açıyoruz, açtık. Yatırımcılarımız borsaya giriş gerçekleştirdiklerinde şifrelerini ve mail adreslerini girdikleri zaman sistem onları
iki faktörlü doğrulama alanına yönlendiriyor. Yani cep telefonlarına kurdukları bir uygulama ile, Google Authenticator'ın bir uygulaması bu. Cep telefonlarınızı bu uygulamayı kuruyoruz ve tamamen kişiye özel bir şifreleme metoduyla onu görebildiğimiz için ve 30 saniyede değişen bir şifreyle bu işlemi gerçekleştirebildiğimiz için rahatlıkla o hep bahsettiğimiz güvenli alanda tutmaya gayret ediyoruz. Bu arada iki faktörlü doğrulamanın kullanımı ile ilgili nasıl kurulacağı ve nasıl kullanacağı ile ilgili hem bizim borsamızın içerisinde 2FA kısmında videomuz var ya da YouTube üzerinden değerli yatırımcılarımız buraya giriş yaparak rahatlıkla kurulumunu gerçekleştirebilirler. Bunun dışında kripto para transferlerinde muhakkak e-posta onayı gönderiyoruz yatırımcılarımıza ve bu e-posta onayının verilmesiyle birlikte işlemlerimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Nagihan Hanım, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Efendim, böylelikle kripto para programımızın sonuna gelmiş olduk. Görüşmek üzere, hoşça kalın.